Abi bayramda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ramazanı bitirdik. Var mı özel planı olan? Ev baklavası yiyecek olan? Aman abi. Yani ev baklavası Sevmez baklava misin sen de? Baklavadan Hiç tanımıyor ben. çünkü. <laughs> baklava olarak görmüyor. Baklava değil şekerli bir börektir o. <laughs> ee, yani şek <laughs> şekerli ve cevizli börek yemek isteyenlere tabii ki tavsiye ederim. Ama ben abi ev baklavasından çok uzağım. Bizde Ramazan'da şey bayramlarda klasik ya. ilk üç gün. Hani hardcore bir ziyaret oraya git buraya git saat, evet. saat gece 2'lere 3'lere kadar ondan sonra da dinlenme olur zaten klasik yani. Abi bu arada ev baklavasını bu kadar sevmediğini bilmiyordum ben de diyordum lan buraya bir girelim kaşıyalım bakalım seven var mı seven var mı. Twitter'dan mı? atıp duruyor. <gülüyor> bana <gülüyor> bana denk gelmedi o zaman ben de hiç çünkü ev baklavası bir, bir iki kere sevebildim hayatımda teyzem var bir tane teyzem çok güzel yapmıştı çocukken. Onun dışında ölüm gibi bir şey neden hala ısrarla devam ettiriliyor hiç anlayamıyorum. Ve çoğu da kalıyor buna rağmen yine devam evet. ediliyor abi. O bence şey yani diğer ürünlerin ne kadar güzel olduğu anlaşılsın diye ikram ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> hani bunu yiyin bak neler var yani hani neler yapabilirdik daha güzel şeyler yaptık gibilerinden yani. Şekerpare falan yeniyor yine ya tahinle falan mesela o yine tercihimdir yani. Tabii evet, tabii şekerpare falan şahane. Yani çok güzel şeyler var mesela... Ee, belki Bahadır da biliyordur. Erzurum'un klasik bir şey vardı, bayram menüsü. İşte yaprak sarma, su böreği, işte yemeğe kalırsan şayet kuru Kavayıf fasulye filan. olması kesin olur abi. Kabayıf olması, ayran aşı olabilir. Yani o fix menü her gittiğimiz yerde aynı şey üç açan beş yukarı anne tarafında. Onu severim yani. Bu arada chatte garip bir şey çıktı. Ev baklavası seven çıktı. Ben tahmin ediyorum zaten böyle bir ben şey çıkacak. Ben hepsini cimere şikayet edeceğim. Nostalji var biraz, biraz kültür mevzusu ya. Şimdi bayram yaklaşıncaya evde böyle işte tatlı kokular hmm. falan mutfakta bir bir neşe bir mevzu. Onun biraz etkisi var herhalde. O yüzden ben deminki soru da ona bağlayacaktım. O yüzden biraz da insanlar seviyor. Tat, tatla alakalı değil hani evde bir tatlı bir şey yapılması, ikram edilmesi, misafirlerin gelmesi. Genel olarak bayramı temsil ettiği için. Yoksa durup dururken kimse herhalde bir ev baklavası yapıp da hanım bir ev baklavası yap da yiyek yav ya çok özledim. Abi o Değile ev aldan da tamam dışarıdan alsın baklavayı yine kutlasın e, bayramı. Mevzu evde etsin. yapılması. Hani evde o ocakta şeyin tütmesi yani. Mevzu yani, o zaten. Bu Biraz psikolojik bir etken mevzu. midir? Bir de öyle aktarılıyor ya özellikle kadın tarafında şeyden bahsedilmiş işte eski nesilde. Hani kadın dediğin yapacak evde tatlı falan öyle baktıkları için öyle öğretildiği için Eski nesilden bahsediyorum. Tekrar altı çiziyorum. Şeye, şeye bağlamayın. <laughs> Ev baklavası yapamayan kadın değildir. <laughs> Evlenmeyin bunlarla. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yapamayana selam vermem. Diye. <laughs> Benim ön yargılı olduğum bir tane baklava şey vardı. Dondurmalı baklava. Hiç uzun süre şey yaptım denemek için. Sonra denedim. Y yediğim yerde güzel yapmışlardı İstanbul'da. beğenmiştim böyle Çok über süper bir şey değil. Dondurmalı yanına mı veriyorlar? Nasıl Yok arasına oluyor? böyle ka kat gibi yapmışlar arasına. Ha. Yani yani şey bazı gibi normalde şeyler, krema falan yaptıkları pastalık gibi düşün araya dondurma girmişler bazı şeyler bence ojinal kalmalı falan erlik ya kanka mesela baklava da bence bunlardan birisi dondurmayı da baklavanın arasına koymayalım mesela çok seveni var ama bu soğuk baklava denen bir melanet var abi. <laughs> yapma be kardeşim bırak baklava baklava olarak kalsın sen onu yine ayrı bir tatlı olarak yine yap ye ama evet. yok bayağı da tuttu o seviliyordu chatten başladılar bile yuh çekmeye. Ben, de, ben direkt şey yani öyle bir internette gördüğüm zaman EGM'yi etiketliyesim geliyor. Yani soğuk baklava suç gibi bir şey ya korkunç bir şey. Emniyet o gıda falan. müdürlüğü falan kurmak gerekiyor alternatif rahat Hayır, rahat. rahat. <gülüyor> 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 Bak konsept hesap fikri arkadaşlar. Buradan kötü ürünleri paylaşırsınız Twitter'da. Benim babam tam öyle bir tip. ...her şeyin böyle değişiği, yenisi... ...her zaman böyle yenilik deneyecek, edecek falan... Hmm. ...bir kere de klasik takıl ben klasik adamım... ...bir şeye nasıl alıştıysam... ...öyle mi o biraz da huzur veriyor sana... ...çünkü mesela mercimek çorbası yiyeceğin zaman... mercimeğin tadını biliyorsun... 100 yıl sonra da yesen yüz yıl sonra da biliyorsun... ...limonu sıktığın zaman nasıl bir ekşilik geleceğini falan bunu biliyorsun... ...ekmeği bandığın zaman farklı bir şey istemiyorum yani... ...ama bazıları böyle... ...bir de gıda sapıklığı çıktı... ...bizim memlekette yani... ...bu futbol tarzı içeriklerle başladı... Yani onu onun içine katalım. Tavuğun içinde işte bıldırcın pişirelim. Onları da bir dananın içine sokalım. Abi bu bir terörizm yani... ya. Aynen, Soslayalım. Evet. Gıda teröristleri ya. Nusret de başladı. <laughs> Ve dünyaya bunu şu anda şey yapıyoruz. İhraç ediyoruz zaten. Yani yakında bizi terör listesine alabilirler bu yüzden? Bizim evet, yüzümüzden. Evet. Her yere gönderiyoruz. <laughs> e, i̇nterpol o şey bak... arıyor değil mi? <laughs> evet ama interpol özel birim böyle. Türkler için özellikle. <laughs> Psikopat yine çıktı sahaya falan böyle. Bir thriller yapman gerekiyor filmde araştırıyorlar. Bunu kim yapmış olabilir? Cinayet değil ama şey yemek böyle. Kim yapmış olabilir? Seven baklavanın ama tersten. Baklavanın üstüne çedar sos dökmüşler. Çedar sos. Eşkali alamadık. <laughs> Yandaki amir görünce böyle kusuyor ama izleyici göstermiyorlar. Bunu kim yapmış olabilir? Bu bir insan olamaz falan. O ya bu şey... Zaten şey değil yani. Kamuya gizli. Bakılmıyor. Şey vardı ya. İsrailli yetkiler ağlayarak çıkıyorlardı odadan. <gülüyor> <gülüyor> tar o, tarz, o tarz bir sekans yaşanıyor yani. Olay yerini kapatıyorlar kimse giremesin diye. İçeriden <laughs> gelen kusarak çıkıyor falan. Evet amirim Çedar. <laughs> Bak, Çedar damlıyor aşağıdan böyle. Onu görüyorlar falan böyle gazetecilerin <laughs> <laughs> kan gibi. Ya şey bu. Experience dedikleri şey var. Eskiden experience shopping diye bir şey çıkardılar. Mesela alışverişe gidip alışveriş yapmıyorsun bir şey yaşaman gerekiyor. Yani o biraz şeyle alakalı. Biraz kültürün yozlaşmasıyla alakalı. Yemek yemek yetmiyor. Sen orada zevk almaya, doymaya gitmiyorsun. Bunu biraz şeyden başlatır işte. Göze hitap etmesi gerekiyor. Ediyor evet. abi yani güzel bir mangal, güzel bir et zaten ediyor Tam Daha da arttırmak gerekiyor. Bir şey yaşamamız gerekiyor. Yani herkes gibi yemek yemememiz lazım abi bizim. Biz yemeğe gittiğimiz zaman herkesle paylaşabilece paylaşabileceğimiz fantastik bir olayın gerçekleşmesi gerekiyor ki. Daha yemek yedirken o yüzden telefonlar çıkıyor. Hani müşteri de hazır. Müşteri hmm. de onu bekliyor. Sırf o gastronomicileri suçlamaya gerek yok. Bir de şey de başladı. O abartıp. Şimdi chatte de yazmışlar. Bazı yemek videolarında... Yani lüzumsuz bir erotizm var. Hani hamur yo, ha, hamur mu evet, yoğuruyor? Abi. Maksat nedir? Hani çok enteresan şeyler çıktı o açıdan da yani. Yani geçen gün gördüm ben de, hatta o kapalı hesapta da paylaştım Arkadaşlardan Belki gören vardır. Ben korktum abi. Yani hani başka bir şey yapacak, ekmek böyle hamurunu yoğuruyor vesaire ama böyle biskolata erkeği. İşte parmağını hamura daldırıyor, ikiye ayırıyor, kaldırıyor, yerlere vuruyor. Ya bir tarafta evet, midem ya. bulandı, bir taraftan da harbiden korktum. Ulan dedim hani bu olacağını tamam sütlü baklavayla <laughs> biz yola devam edelim, hiç gerek yok. Ya tatlının hep böyle ucundan bir erotizmi falan vardı ama ya, o, bu, senin bahsettiğin eleman bambaşka bir şeydi. Bu Tağfirin başka yere, yere de mi? evrildi. İşte bu geç onu havayı yani çok özür dilerim ama bu havayı siken eleman... Var bir tane illa karşınıza denk gelmiştir ve tutuyor kendini ya bak futbol işi nereden nereye geldi bu o sondaki o havaya <laughs> kerçilenler de buradan çıktı yani. Ben kameraya bakıyor arasına o hani tahrik ediyorum seni farkında mısın bakışı var orada böyle. O komşu şey yaptığını düşünüyor. <laughs> ya sen de iftardan iki saat önce bu içerikle karşılaştın <laughs> Hani ne iştah kalıyor ne bir şey kalıyor. tam bir şey yani nefis terbiyesi. Allah razı olsun. Yemiş kadar oluyorsun abi zaten. Ben bir ara şeye çok takıktım. Ee, çiğ, hazır çiğ köfteye ben takığım abi. Etsiz çiğ köfte olmaz. Siz millete bulgur köftesi yedirip adına çiğ köfte diyorsunuz. Bir de bunun içine şimdi işte e, Doritos Moritos da katmaya Ay, başlamışlar. Evet, Doritoslu çiğ köfte. Arkadaşlar da nasıl övüyor. Allah'ım Doritoslu çiğ köfte şu bu falan. Yani ben bunlardan illallah ediyorken artık bu şey noktasına gelince hani işte hamuru yumrukluyorum, okşuyorum, bakın nasıl tezgaha vuruyorum. Yani dedim keşke Doritos'lu çiğ köfte kalsaymış o kadar da kötü değilmiş yemek konusunda. Sosyal medyaya yansıyan tarafından yazan. Orada hemen geliyorum bir 30 saniye bana molası devam edin. Peçete alıp geleceğim. Ve şey var ya böyle hani günah işlediğin azalar ahirette karşına çıkıp senden hesap soruyor <laughs> sen bana ne yaptın hani <laughs> mide mutlaka karşımıza çıkacak ama hani yani o doritoslu şeyden dolayı çiğ köfteden dolayı sen bana ne yaptın Ve oradakiler de şaşırıyor falan yuh yani günah gördük de kardeşim bu kadar da değil ne yaptın sen <laughs> yani şey Ebu Cehil bir alt katta sen bir üsttesin doritoslu <laughs> e, Ebu bakıyor, ben bunun yanında hiçbir şeyim abi beni, beni çıkarın buradan <laughs> Ya gibi de fukaralık ya. Gerçekten ters oluk insanlara çok enteresan şeyleri sevdirdi yani. Bir yerden sonra o çiğ köfte al... yani ilk çıktığında çiğ köfte hadi bir deneyelim şeyi vardı. Evet. Şimdi ana, ana yemek zaten o. Yani dört tane dürüm söylüyor adam o şekilde onu yiyor onun için. Artık onu da bir renklendirme hani bir şey sürpriz yaptım bugün de var. Doritos var içinde çiğ köftenin. Hani o, o Doritos da normalleşti artık yani standart o. Şimdi bir üstüne koymak için yeni yeni şeyler gelecek. O biraz hani bu yeni nesil çok eleştiriyorlar da ben sırf yeni nesle bağlamayacağım onu. Yeni hmm. nesil alışkanlıklar. Yani bu sosyal medya aslında bunun ana katalizatörü başka bir şey değil. Yani oradan story atmak. Şimdi story attık diyelim bir steakhouse'dayız yemek yiyoruz. şey bu çok etkilemez. Ama şimdi sen story atıyorsun Nusret böyle affedersin yukarıdan bir İncil'den fırlamış karakter gibi gökten anladın mı Işıldayarak falan böyle. Yani onu çektiğin zaman o etkileşim alıyor. Yani buradaki amaç her zaman şey. Ben senden daha iyi bir yaşam sürüyorum. Ben daha farklı bir evet. yaşamdayım. Ben daha özelim özel olmaya çalışarak <laughs> milyonların arasına sıyrılma amacı. Başka bir şey değil. Yani herkes gibi yemek yemeyeyim. Herkes gibi ben de e, ne bileyim bir çiğ köfteciye gidip bir çiğ köfte yemeyeyim. Farklı olması gerekiyor. Bu kafa var. O bir de şey var işte yani eskiden klasik şeyler vardı. İşte bir İskender geldiği zaman tereyağı şeyi vardır servisi. Hı hı. Ços diye üzerine dökme. Tamam bu klasik. Her yerde olan şey. Bir de yanar dönerli meyve tabağı. Şimdi her şey yanıyor. O stekhouse'larda yani peçeteye kadar yakarak getirme şeyi var artık yani. Üstüne koyuyorlar. Çak diye bir yakıyor, yanarak evet. açılıyor falan böyle. Abi yani gerek yok. Yiyeceğiz, doyacağız. Hani bunun yarını da var. Yazık etrafı. Ya yazık. bu adı büyük kons abi lafını bölüyorum. Çok özür, özür dilerim. Ee, büyük şeylerin yanı sıra zincirlerin vesaire yanı sıra bu çiğ sinirli çiğ köftecilerden sonra küçük esnaf da buraya kaymaya başladı. Hani dönerci ama o döneri sana şov yapmadan vermeyecek çok belli bir <laughs> yani herkesin de ya içine bir şey katacak ya bir ya hareket tük yapacak tüketici de artık yani tüketicinin özel, özel olması gerekiyor zaten tüketicinin özel olması için yediği yerin de yeni bir şey olması gerekiyor yani evet. adam orada ben döner yapıyorum abi yani 5 lira yiyin falan. Bu, bu da değil bu sos evet. Ana büyük büyük dedemden bilmem nereden miras kaldı. Bu sosu öyle bir şey yapıyoruz ki ülkede böyle bir şey Bunu yediğin zaman bunu işte evliyalar gelmiş üflemiş falan böyle. Absürt absürt hikayeler anlatıyor. Görüyorsunuz mu? sokak lezzetleri şeylerinden. Videoları. Şeyde çiğ köftecide vardı ya 5 metre uzaktan limon sıkıyor şey çiğ köfteye. <laughs> yani nasıl bir kol kasıysa o. Yani Çalışmış. <laughs> Adam atraksiyonu o. Me mevzu yemek değil. Bak bu çok aslında çok acı bir şey. Hani yemek asıl oradaki hepimizin o an beklediğimiz, gördüğümüz zaman tabağımıza geldiği zaman heyecanlandığımız mevzu yemek. Damakta buluştuğu zaman evet. bizde ayifori falan. Hani beklediğimiz olay yemek aslında. Burada yemek önemli değil. O videolarda şey görmüyorsun. Yerken falan çok nadir görüyorsun milleti. Evet, evet. Tadı nasıl falan diye kimse sormuyor. Ki tahmin ediyorum ki büyük ihtimalle çok kötüdür tatları. Çünkü evet. ustaca bu işi yapan adamlar yakalmadı. Yapanlarda böyle absürtle ortak olmuyorlardır. Yani bir de şey var bizde tabi o hikaye meselesiyle alakalı olarak bizde bütün dükkanlar şeydir yani. İşte since bilmem kaç hep bir de uydurma tarihlerdir onlar. Ve bir tanesini gördüm kendisine eski bir hava verebilmek için Çarşızade koymuş ismini. Yani bilmeyenler için söyleyeyim Çarşı'nın oğlu demek. Yani hani çok iyi bir şey değil bu. Hani, <laughs> yani. Bütün çarşıda bu abi. Falan. <laughs> yani, hani girip fırına onu soracaksın yani. 1910'dan beri. 1910'dan beri. E, geçen sene açıldı buraya diyorsun. İşte abi hani idare et. Vaziyeti oluyor yani. Abi i̇şte hikaye ya. yaratma. Hikaye ol sentetik böyle suni. Bunu bir de ihraç etmeye başladık. Bir sıkıntı orada zaten. Yani diğer ülkeleri falan da gönderiyoruz. Bayağı böyle biraz şey gibi bu. Bilirsiniz Antalya eskiden turistler geldiği zaman Türkiye şeyi vardı, Antalya Şoku diye bir şey vardı. Geliyorlardı, e burada çöl yok falan kafasına giriyorlardı. Bizimkiler de çözdüler, plajdan böyle kum yığarak sentetik bir çöl yaptılar ve deve getirdiler oraya. Deveye bindiriyorlar turistleri ki yani onu da yaşamış olsunlar anladın mı? O biraz ona benziyor bu yemek olayına. Abi, Abi peki müşterinin de buna çok aşırı meyletmesi normal mi peki? Yani o şeyi mi almak istiyor? Ya biz özel hikayesini... Tetikleyici ver, zaten müşteri ki. Adamın günah yok aslında. O biraz ben kader kurbanıyım. Tertip sen şevet kurbanı. Yok. <laughs> o, biraz, <laughs> o, biraz... müşteri tetikliyor zaten. Hani müşteri oraya gitse sırf ikram edilse müşteri böyle burun kıvıracak. Çünkü adam daha servisi yapmadan kamera çıkıyor. Flashlar açılıyor. Yani Hı. oradaki amaç hepimizin özel olması gerekiyor. Normal insan olamayız. Olursak biz de o gri şeyin içerisinde, anlamsızın içerisinde kaybolacağız. Özel hayatlarımız olmayacak beklentisi var. Hı. Bir de bu şey yani herhalde diğer eğlence biçimlerine para da ayrılamıyor artık. Yemek bazlı. Yani bütün eğlence yemekle alakalı. Sürekli bir şeyler işte daha abartılı, daha şaşalı bir şeyler yemekle alakalı bir eğlence kültürü de oluştu. Belki tırnak içinde biraz muhafazakar bir eğlence biçimi olduğu için de tutmuş olabilir bu. Evet gayet dediğin gibi muhafazakar bir eğlence. Yani alkol yok bir şey yok. İşte sıkıntıya sokacak başka türlü disco bar şeyi yok. Ama story atabilecek başka bir mevzu var. Başka ne story atacaksın? Biz yemek yiyoruz şu anda. Görgüsüzlük diyecek millet. Gençlerin arasında görece daha muhafazakar gençlerin arasında şimdi o şeyler bu tatlıcılar çok ünlü. Denk geliyorsunuzdur Hı. illaki illa ki işte tatlı bir de böyle şekilli hani yanına böyle çikolatadan imzası dağıtılmış. İşte yanına içici onun fotoğrafı dediğin gibi orada bayağı ee, yürüyor bu iş. Tatlıcı. Tabii. Müslümanlık yüzünden <laughs> diyabet olanlar. <laughs> yani İslam'ın diyabet son şart. <laughs> İslam'dan hızlı yayılıyor diyabet Üsküdar'da. Bu kadarına da gerek yok bence arkadaşlar. Vallahi başka eğlencelerde bulabiliriz. Nacizane ne olur Doritos'lu çiğ köfte yemeyin. Özellikle Hayır. ben hala orada takığım. Keşke imkanım işte, olsa da hepinize dürümü... elimle yoğursam ama maalesef hani o kadar adama da ta... elle yoğururum. Hatay dürüm tavuk dürüm mevzusundan dolayı da her şeye şey yapıyoruz biliyorsun artık. Sosa bulandırıyoruz yani sosun içerisine sokup çıkarıyoruz. Bu şeyi hatırlarsınız Blade filminde. <laughs> bile şey tazelemek için kan havuzunun içine atıyorlar bunu Romperman. Oradan çıkıyor böyle geçiyor bize tavuksu öyle sokup çıkarıyoruz için. Ama bak o soslu tavuk dönerciler de normal tavuk dönercileri eritti yani yok ettiler. O kadar az kaldı evet, ki evet. normal tavuk dönerci. Harbiden her yer işte o Hatay sosu denilen işte Antakya sosu iki tane böyle ayırıyorlar Her yerde onlar var yani. Diğer ben geçen burada bir tane buldum işte normal böyle gerçekten 10 yıl falan oldu normal dürüm yemeyeli. Evet. Normal böyle domates, <laughs> domates, soğan, marul, et. Bu kadar abi. verdi dedim. Allah razı olsun. Or, orada ben gıda taşişinin çok enteresan bir şeyini gördüm. Döner yerine şey koyma, havuç koyma işi. O nedir abi ya? Abi şöyle döneri diziyor ya tavuk Aha. döneri. Aralara havuç koyuyor çaktırmadan. Sosa falan da bulandığı için sen onu et zannediyorsun. Yani şey yaptığı zaman bir tane dükkan vardı ismi Sofi Döner kapandı şimdi Fatih'te. Yani çok da beklenebilir. Sofi döner. Yani o çok şaşırtıcı değildi tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani ondan sonra Fatih'te olması da değildi. <laughs> tabii Fatih'te de olması. <laughs> Abi yani bayağı vegan bir besine dönüştü zamanla o. Yani adam aralara havuç katıyordu. Bir yerden sonra sadece hani güzel soslu bir havuç ekmek arası yemeye gittiğim bir dükkana dönüştü orası. Şey bu söz şey söz vardı ya Twitter'da. Türkiye trende uyum vegan olan tek ülke. <laughs> hani trendten dolayı değil kendi şeyinden dolayı mecbur vegan olan. <laughs> mecbur vegan olan tek ülke. Ben bu şeyde duymuştum bir daha dönercide çıkmıştı da şehrini hatırlamıyorum. Pul biberin içine kiremit falan kırmışlardı. Daha çok gözüksün diye. Ulan dedim hani buradan da kısmayı ver bırak pul biberi de yesin hadi tamam tavuktan iş havuç koydun. Ekmeğe <laughs> bilmem minik... ne kattın bari bunu yapma be adam. Herkes minik bir Alişen anladın mı? Ha, <laughs> azıcık daha koydum muydu? <gülüyor> 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 şey bir değil mi? O, i̇ncecik peynir kesme şeyi vardı ya. <laughs> Lan sen bizi batıracaksın <laughs> mı? <mi? Amanin. gülüyor> böyle Bir gözünü böyle kapatıp alttan şeye bastığı sahne vardı ya abi. Bas, e, basküle o sahne tam olarak yani. Ama işte ben bu şeyi takip ediyorum. Bir tane sayfa vardı neydi? Gıda dedektifi miydi Twitter'da şimdi yanlış olmasın. İşte böyle besinlerdeki e, olmaması gereken özellikle bizim Hı -hı. bu hazır aldığımız gıda var. Evet. Hatta... O dava edildi. Ülker'le falan, falan evet biliyorsun. dava edildi. Ülker Abi... beni de dava etti bu arada. 10 tane Abi. tweetimi kaldırttılar. Bir de Tarikat serisindeki kısmı şey yaptılar YouTube'dan. Engellettiler. O kaldırıldı mı seri? Yok serinin şey kısmı. 5. ve 10. dakika arasındaki Ülker kısmı. Ve kısıtlandı yani. Ve Twitter'dan da 10 tane tweetim şey yaptı. Türkiye'de mahkemeyle kaldırdı. Zaten o mahkemeli olayı iki dakikada olan bir şeymiş yani. Derhal hallediyorlar. Taban 9'umda çıkarıyorlar kararları pat pat diye. Zaten. Hak yol. <laughs> peki, bayram, peki bayramda yollara ecem çikolata dökmemiz yok mu bunu protesto etmek için? <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben varım çok da severim. Katılırım da arada bir iki tane ağzıma atarım bu işte çalışırım ama abi. Ağzında ecem var ama dökmeye devam edeceğiz. <laughs> Hani onu artık kameralara göstermeden bir şekilde halledeceğiz çünkü severim ee, ama yine de size destek olmaya dökerim bayramlarda vallahi bak sırf bu şeyden bu çikolata yüzünden bu Ece Ece miydi Ece'ydi yanlış hatırlamıyorsam adı sırf onun yüzünden sırf onu alan bir akrabamız vardı en çok oraya gitmek isterdim. Anne dedim evet. işte şu bilmem ne amca bilmem ne teyze ya bırak amcayı teyze ya ben şu Ece çikolata veren yere götürün de hani ben Ece <laughs> çikolata Ece <'ye> <gülüyor> <gülüyor> Aynen hani ben yani. yiyeyim doya doya. Abi şey vardı tabi çizmeci times var ya şeyler rulo böyle çocukken pro yapıp hani eğlendiğimiz şeyler krakerler bir, bir tatlılar. Ne şey rulo Hı. katlar. A, rulo kat. Onun işte bir şey çizmeci times diye bir versiyonu var. Onu yapan Halit Çizmeciydi rahmetli. O adam hakikaten dikkat ediyordu. Firman ürettiği tek ürün oydu zaten. Başka hiçbir şey üretmiyorlar. Ve şey yapıyordu yani mesela e, uzmanlar şey demişler gıda mühendisleri. İşte tereyağından Hı -hı. kısalım şu yağı kullanalım falan. Katya'n kabul etmiyordu. Şimdi nasıldır bilmiyorum ama o zamanlar Hı -hı. öyleydi. Yani onun tadı hakikaten o iyidir yani mesela. Yani fark ediliyor yani gerçekten tereyağı süt tadı falan alıyordun onun içinde. Abi o işte... sponsorluk almışım gibi oldu şimdi. <laughs> <laughs> Çizmeci Times, story, Ya o bahsettiğim işte az önceki sayfada öyle paylaşımlar yapılıyordu ki bu gıda ile alakalı falan. Yani bir ara şey dedim acaba ambalajlı herhangi bir şey almasak mı? Mesela adam benzer ürün İngiltere ile kıyaslıyor. Ya sen bayağı katkı maddesi yiyorsun. Normalde işte onun özünü, işte suyunu bilmem neyini yemen gerekirken. Ama maalesef bu ece çikolata gibi çikolataların da deseler ki içinde siyanür var ben derim ki aga ben yiyeceğim <laughs> kusura bakmayın onu nugget, nugget da çok yaşamıştım abi işte böyle nugget'ın içinde tavuk ayağı var şu var bu var iyi afiyet olsun abi diyerek götürüyordum yani yapacak bir şey yok tadı güzel. Abi zaten şöyle bir şey var yani mesela bizim ailede de birkaç kişi var böyle gıda şeyi takıntısı. Hı hı. Onda bu var, bunda şu var. İşte aslında tabi olarak işte şu otu kullanalım, bunu kullanalım falan takıntısı. Ben her onlarla buluştuğumda kavga ediyorum evde. Evet tuhaf <laughs> bir konumda buluyorum kendimi. Tamamen kimyasal Sedat gibi bir şey oluyorum yani bir yerden sonra. <laughs> sadece kimyasal. Çünkü ya yani şunu söylüyorum onlara. Ya bu kadar milyon insanla mesela İstanbul için evet. düşündü. Hani bu insanların hepsine birer tane tavuk budu veremezsiniz. Evet. Onun için türlü. tavuğu antibiyotik şey yapıp tuna tavus formatına getirmeniz lazım o tavuğu ki herkese şey yetişsin yani. başka türlü olmuyor yani. Özellikle Yetiştiremeyiz aç kalır ölürüz abi yollarda. Ya bu ya bir de genel hani globalde baktığında sürekli korkunç artan bir nüfus var. Hangi kaynak yetecek bu kadar insana dediğin evet, gibi tamam. GDO'yu maalesef basıyorlar. Yok işte, yani. Bizim arkadaşlar şeye başladı şimdi birkaç kaç böyle ek vitamin kullanıyorlar hap gibisinde ve eczanelerde satılandan. Yediklerimizde vitamin yok, bari bu şekilde alalım gibi bir yola dönmüşler onlar. Bugün bir tanesiyle daha yeni konuştuk abi. <laughs> abi bir de GDO'nun hepsi kötü değil. Mesela yani karpuz dediğin ürün mesela şu anda böyle yenilebiliyorsa veya işte mısır yani Hı -hı. mısırın orijinal darı formu çok verimsiz. Yani biz neticede böyle. O... Tarihin başından beri genetiğiyle oynuyoruz böyle gıdaların. Ve hani... mısırla oyna oynamasalardı lafını böldüm Latin Amerika'daki hmm. e, oradaki kültürler biliyorsun belki var olamayacaklardı. Uzun süre e, bir insanlar buna çok şaşırdılar. Bunlar nasıl bu kadar büyük şey çok büyük şeyleri vardı onların ve çok da temiz bu arada başka bir yerinde belki konuşuruz da hijyenik şeyleri vardı bunların. Mısırla oynayarak Mustafa'nın dediği gibi Mısır'ın genetiğiyle oynamış adamlar. Biz sonradan keşfediyoruz bunu. Tabii. Ve şey güzel bir tarafını söyleyeyim arkadaşlar size. Tabii tuhaf olacak ama her şeyde UHT olması için hani uzun ömürlü olması için koruyucu olduğu için UHT tarzı yoğurtlar vesaire tüketenler kolay kolay çürümüyorlarmış abi. Şu anda da ciddi bir sorunmuş bu. Allah yani Allah. Yani eskiden çok. Bunu ilk Tabii. defa alırım. Tabii. Yani ya, yani ya evliya zannedilirsiniz ya da böyle farklı <laughs> <dünya. gülüyor> bir şekilde. Abi bu bilgi çok yayılmasın biz mezarın evet. etrafını ördürelim başlayalım bu işe. Çoluğa ben çocuğa vasiyet ediyorum. <laughs> <laughs> aynen aynen. <laughs> Jelatin son yoğurt, kerametinde ne bulundu. Bu evet. da şekerli yoğurt yiyorum sabah akşam. Hani şey ceset kalsın diye. Son kerametinde bulundu. <gülüyor> şey <gülüyor> yapsınlar böyle azıcık yukarıya doğru gömüp parmağın bir kısmını da dışarı toprağın böyle dışına doğru bırakalım. Hani ufaktan gözüksün oradan. El dediğin gibi gelen keramet giden keramet desin bak vallahi. Şeyi Avrupa'daki <gülüyor> e, <gülüyor> e, yanlışlıkla gömülme korkusundan dolayı zil kurma şey vardı ya mezarların başına. Biraz o kafayla hani yanlışlıkla gömdüler ben ölmedim zili çal. He, Oha, hatırladım. Ya. Evet tamam. Ulan ben de diyorum ne diyor bu zil mil mezar. Ya klasiktir onlarda. Erken şey olduğu için şey döneminde. Tabii zil öldüm, kuruyorlardı mezar şey ya. çok, yani. Çok hatta çok fazla efsane türüyor oradan. Mesela bu tam şey bizim altı şeyleri. Gel <laughs> gelsin anlatım burada. O şey bir de var. E... O konuda hangi filmde var? Şener Şen'le Kemal Sunal'ın bir filmde de öyle bir şey var ya. E da var o. Da var da var değil mi? Şey, şey yanlış yere boruyu kıçımıza. Şey, hortum mübarek ağzıma geleceğine kıçıma geldi sahnesi. Bugün güzel güzeldi bir arkadaşlar üzerinize afiyet. Caha kebabı yedik dayanamadık. Benim benim de ölümüm bundan olur mesela hanım millet şekerden gidiyor ya benim de muhtemelen herhalde bir de at binmeye falan başlarsam gut olurum. Yavaştan oradan giderim gibi. Abi eti durduramıyorum Mustafa ya. Ete karşı <laughs> inanılmaz bir aşk, inanılmaz bir sevgi, inanılmaz bir muhabbet yani. Eti durduramıyorum tabii çok enteresan bir gibi oldu. <laughs> eti durduramıyorum. Ama şey abi evet. Abi... Yani cağ kebabı zaten bambaşka bir olay. Cağ kebabı zaten bambaşka bir de şey başladı maalesef içinde et olmayan bir şey yediğim zaman doymuş gibi hissetmiyorum. Bak dünyanın en kalitesiz eti de olabilir. Böyle Bim'den işte harbi tavuk ayağından yapılmış sucuk ona da okeyim. Ama o olsun ha hayvani gıda olmayınca böyle doyamıyorum gibi bir alışkanlık başladı maalesef bende. Biliyorsun ec ecdadımızda da aynı alışkanlık vardı. Evet. Hepsi de gut hastalığı oluyordu. Yani nikris denilen hastalık. Yani biraz da sebze yemek lazım. Yalnız şey vardır o. Mesela meşhur hikayedir. <laughs> Biri şeye çağrılmış, misafirliğe çağrılmış bir hoca diyelim işte mahallenin imamı. Bir tane pırasa çıkarmışlar önüne koymuşlar. Yemiş pırasayı işte iftar etmiş neyse. Hocam bir dua buyurun falan afiyet olsun demiş. <laughs> hani demiş yani, <laughs> çok kısa olmadı mı Ulan demiş yani pırasaya başka ne diyeceğiz yani. et yok bir şey yok. afiyet olsun yani. <Gülüyor> Öyle <Gülüyor> haklıymış ki ya gerçekten. <laughs> pırasaya en fazla afiyet olsun nedir? Ben de o şey taraflarında hiç yokum işte kereviz, pırasa, ıspanak, evet. bilimim abi o. Allah'ın belası abi. brokoli. Brokoli. Ben Babam ben brokoli. şey derdi bunları biz hayvana yedireceğiz hayvanı da biz yiyeceğiz. Ben hala o kafadan devam ediyorum abi. Brokoli falan. Ya onlarda ben o de yokum. Kaçırdım. Ya brokoli <laughs> falan hiç sevmem ama şey pırasa çok severim abi pırasa. Pırasalı börek özellikle. Allah Allah. Ben Lü... bu bir paket bu olarak geliyor börek sanıyordum yani. abi. Hani pırasa, brokoli, işte engin <laughs> bunları sevmiyor insanlar genel diye. Bak, <laughs> Arnavutlarda bir şey vardı. Pırasa olsa yemem artık diye yani. Hani doymayı ifade etmek için pırasa olsa yemem derler. Bir de bir hikaye daha var. Cennetten Adem'le Havva çıkarken Hazreti Adem'in elinde pırasa varmış. Arnavutlar o kadar sever yani o şeyi. Ben de severim yani pırasalı börek falan o Arnavutların yaptığı börekler falan çok hoşuma gider yani. Balkan böreklerin bizim börekler mi? Samimi. Abi çok zor soru. Çok zor soru çünkü e, bizde su böreği diye bir hadise var malum. Yani o çok enteresan bir ürün. Ama içerik olarak da Balkan börekleri çok iyi. Yani, yani şey... Yelpaze daha geniş değil mi? Evet. Ya yani Üsküp'te falan böyle sabah kahvaltıda tepsiyle alıyorsun börekleri. Ve şahane yani böyle hani hiç miden de rahatsız etmiyor gayet hoş. Bizde şey var kol böreği alışkanlığım var daha ziyade. Hani olsun olsun şey. orası da bizim topraklar sayılır. <laughs> şey evet. Ne Osmanlıcılığı da. 82 Üsküp 83 <laughs> Frizren diye. Sayılır. Peki oradaki börekleri bu Türkiye'de bulabilir miyiz? Var mı abi meraklısı aranızda? Daha önce aramış vesaire. Güzel yapanlar var. Var. Arnavut, var Arnavut falan var İstanbul'da Bak, özellikle olabilir. Hakkını veren. Çünkü o Bayrampaşa'da falan yapıyorlar. Bayrampaşa'da falan yapıyorlar. Bir de mantı dedikleri bir börekleri vardır. Hı hı. Ben Novi Pazar'da yemiştim. Yani bizim böyle şey yoğurtla falan yediğimiz tarzda böyle üzerine sos falan da yapılıyor. O da çok hoş bir börek tarzı. Bu kol böreğinde de şeyi tavsiye ederim. Yani İstanbul işi kol böreğinde hı hı. de Karaköy'de Murat Pastanesi olması lazım. Biz çocukken giderdik abi. Onda şey kuş üzümü ve fıstık içinde var. Yani hı. kol böreğinin iyisi öyle olur. Üf. Ve fıstık olacak Karnım acıktı vallahi daha sahura da var gerçi <laughs> sıkacağız dişi. <laughs> Allah'tan iftar öncesi yapmadık bu muhabbeti. Abi iftar öncesi dayanamazdım bir de böyle bugün o günlerden biriydi Ramazan'da bir 2-3 gün denk geliyor bu beklenmedik bir açlıkla karşılaşıyorum. Yani normalde aslında diğer geri kalan 20-25 günde böyle ortalama bir açlık ortalama susuzlukla günü bitiriyoruz o 2-3 gün böyle beklenmedik geliyor. Sanki böyle bir haftadır yemek hiç görmemişim. Yememişim böyle karanlık bir odaya kapatmışlar. Beni sanki bekletmişler orada. Bugün o günlerden bir tanesiydi yani. Harbiden yayından önce bunları konuşuyor olsak düşer bayılırdım muhtemelen.